Fiziğin alt dallarından değildir. Hemen burada küçük bir şifreleme ile fiziğin alt dallarını hatırlamış olalım. Birincisi katı hal fiziği. İkincisi atom fiziği. Sırada mekanik var. Daha sonrasında yüksek enerji ve parçacık fiziği geliyor. Optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, son olarak da termodinamik. Bu saydığımız alt alanlar içerisinde jeofizik yok. Çünkü jeofizik, jeoloji ve fizik bilimlerinin ortak alanıdır. Fizik biliminin alt dallarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan birçok teknolojik ürün insanoğlunun yaşamını kolaylaştırır. Buna göre aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin temel çalışma prensibiyle ilgili olduğu fiziğin alt dalının eşleştirmesi yanlıştır. Bize bu sorulmuş. Şimdi paratoner elektromanyetizma ilişkisinde tabi paratonerin ne olduğunu bilmek gerekir. Statik yüklü bulutlarla yeryüzü arasında oluşan şiddetli akımın insanlara, binalara, elektrik tesisatına, cihazlara zarar vermeden toprağa aktarılmasını sağlayan güvenlik ekipmanıdır paratoner. Dolayısıyla elektromanyetizm alt alanı ile ilgili. Klima bir soğutma sistemi. Dolayısıyla ısı ve sıcaklık konularını işleyen termodinamik alt alanı ile ilgili. Fotokopi makinesinin çalışma prensibinde ışık olayları söz konusu. Öyleyse bu da optikle ilgili. Güneş panelleri katı hal fiziği ilişkisinde. Katı hal fiziği günlük hayatta kullandığımız kalem ucu, granit tencere, leke tutmayan duvar boyası, ıslanmayan kumaş, şarjlı piller, güneş panelleri gibi pek çok ürünün oluşturulmasını sağlıyor. Dolayısıyla bunlar arasında da bir ilişki var. MR cihazın mekanik noktasında hemen MR'ın açılımını bilmek gerekir. MR, elektromanyetik rezonanstır. Öyleyse bu cihazla mekanik arasında bir ilişki yok. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Aşağıda verilenlerden hangisi katı hal fiziğinin uygulama alanları arasında yer almaz? Dokunmatik ekran, güneş pili, elektronik devre elemanları, granit tencere katı hal fiziği ile ilgilidir. Ancak periskop fiziğin optik alt alanı içerisinde incelenebilecek bir üründür. Öyleyse cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Alternatif gerilim yaşamımızın hemen her noktasında radyo, televizyon, fırın, çamaşır makinesi gibi teknolojik araçların çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Santrallerde üretilen alternatif gerilim evlere ulaşıncaya kadar birçok kez transformatörlerle farklı gerilim değerlerine dönüştürülür. Buna göre transformatörlerde gerilim değerlerinin değiştirilmesi fiziğin alt dallarının hangisinin inceleme alanı içerisindedir? Arkadaşım, şimdi burada barajlarda üretilen gerilim enerji kayıplarının önlenmesi için yüksek gerilim değerlerine dönüştürülüyor. Daha sonra fabrikalarda, iş yerlerinde, binalarda kullanılması için tekrar düşük enerji değerlerine dönüştürülüyor. Bunu yapan araçlara biz ne diyoruz? Transformatör, günlük hayatta kullandığımız ismiyle trafo. Bu tabii fiziğin elektromanyetizma alt alanı içerisinde incelenir. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Bir rüzgar türbününün pervaneleri 1 ya da 2 saniye içerisinde yalnızca bir kez döner. Bu dönme hızı jeneratörün elektromıknatıslarından yararlanarak elektrik güç üretmesi için yeterli değildir. Rüzgar türbününün dönüş hızının yüksek olduğu durumlarda yeterli güç üretebildiklerinden saniyede 20 dönüşü hıza ulaşabilmeleri için dişli çarklar kullanılır. Buna göre rüzgar türbünlerinden
jeneratörde güç üretimi ve jeneratörlerin çalışması için uygun dişli tasarlanması fiziğin hangi alt dalının kapsamındadır deniyor. Jeneratörde güç üretimi, bir başka deyişle elektrik enerjisinin üretimi, elektromanyetizma alt alanı içerisinde incelenir. Tabii ki bunda şüphe yok. Hemen dişli çark tasarlanmasına bakalım. Mekanik cisimlere etki eden kuvvetin bu sistemlerde oluşturduğu hareket durumlarını inceleyen fiziğin alt dalı. Dolayısıyla dişli çark tasarlanması ve böylece pervanelerin oluşturduğu dönme hareketinin açısal hızının artırılması mekanik alt dalı içerisinde incelenir. Doğru cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Radyoaktif elementlerle işaretlenmiş moleküllerin yaydıkları gama ışınlarının tarayıcılar tarafından algılanarak görüntülenmesini ve tanının yapılmasını sağlayan PET'in tıpta en yaygın kullanım alanı kanserlerdir. Yöntemin temel çalışma prensibi kanserli hücrenin normal hücreden daha hızlı ve kontrolsüz çoğalmasına dayanır. Yüksek aktivite gösteren kanserli hücrenin enerji ihtiyaçları da normal hücreden fazladır. Kanserli hücrelerin bu süreçte en sık kullandığı maddelerden biri olan glikoz yani şeker radyoaktif olarak işaretlendikten sonra uygun koşullarda hastaya verilir ve böylece kanserli hücrenin saptanabilmesi sağlanır. Şimdi burada PET teknolojisinde radyoaktif işaretlenmenin gerçekleştirilmesinde fiziğin hangi alt dalının kullanıldığı bize soruluyor. Hemen burada radyoaktif kelimesine bakıyorum. Çünkü bu sorunun şifresi veya bu soru için bizim kullanacağımız anahtar radyoaktif kelimesi. Radyoaktivite, kararsız atom çekirdeklerinden yayınlanan ışımayı bize ifade ediyor. Dolayısıyla kararsız çekirdekler, dolayısıyla çekirdek fiziği, bir başka ismiyle nükleer fizik bu aşamada yararlanılan fiziğin alt dalıdır diyebiliriz. Fizik bilgilerinin dolaylı ve dolaysız yollarla kullanıldığı birçok meslek bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen meslek ve bilgilerinden yararlandığı fiziğin alt dalı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Şimdi burada göz doktoru ışık olaylarıyla ilgilenen fiziğin alt dalı olan optik bilgilerinden yararlanır. İnşaat mühendisi statik hesaplamalarında mekanik alt dalından yararlanır. Radyoloji doktoru nükleer fizik. Şimdi radyoloji doktoru dediğimiz zaman aklımıza hemen görüntülenme yöntemleri geliyor. Mesela röntgen veya tomografi. Şimdi burada bu görüntülenme tekniklerinin temelinde nükleer fizik, çekirdek fiziği yer almaktadır. Dolayısıyla bu da doğru. Elektrik elektronik mühendisi elektromanyetizma ilişkisi zaten çokça açık. Dolayısıyla doğru cevabımız makine mühendisi parçacık fiziği olacaktır. Makine mühendisi daha çok mekanik alt alanıyla ilgilidir. Doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Değerli arkadaşım, bu soruda Maxwell, Schrödinger, Henry, Faraday ve Curie'nin yaptıkları çalışmalardan bahsedilmiş. Ve bu bilim insanlarının temel çalışma alanı fiziğin elektromanyetizma alt dalı kapsamında değildir diye soruluyor. Şimdi hemen burada metinlere bakalım ve metinler içerisinde geçen anahtar kelimeleri bulmaya çalışalım birlikte. Hemen bakalım. James Clerk Maxwell önceden birbiriyle ilişkisiz olarak görülen elektrik ve manyetizma alanlarını Maxwell denklemleriyle ilişkilendirmiştir. İşte burada elektrik ve manyetizma. Dolayısıyla elektromanyetizma alt alanı içerisinde çalışma yapmış Maxwell. Zaten James Clerk Maxwell elektromanyetizmanın kurucusu. Yani bu adam bu alan için baba. Şimdi gelelim Schrödinger'e. Elektronun davranışını Schrödinger denklemleriyle matematiksel olarak ifade etmeye çalışmıştır. Erwin Schrödinger kuantum mekaniğinin kurucularındandır. Dolayısıyla elektromanyetizma alt alanı ile ilgili doğrudan bir çalışması yoktur.
Joseph Henry, elektrik motorlarının en ilkel halini tasarladı. Yalıtılmış tel kullanarak elektromıknatısların sarım sayısını artırmıştır. Böylece zamanın en güçlü elektromıknatısını yapmıştır. Ve çok basit, bakın, elektrik motorundan bahsediliyor, elektromıknatısından bahsediliyor. Bunlar yine kilit kelimelerdir. Michael Faraday elektroliz yasalarını ortaya koymuş, elektromanyetik indüksiyonu keşfederek elektrik motorunun yapımını sağlayan temel bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Bakın, elektrik motoru, elektromanyetik indüksiyon, elektroliz, bunlar yine şifre kelimelerdir. Marie Curie radyoaktifliğin keşiflerindendir. Radyoaktif polonyum ve radyum elementlerini bulmuştur. Dolayısıyla Marie Curie'nin temel çalışma alanı nükleer fiziktir. Öyleyse bunu da elektromanyetizma alt alanı içerisine sokamıyoruz. Dolayısıyla bu alanlarda çalışmayanlar Schrödinger ve Curie olacaktır. Bir gün tarihi değiştiren icatlar ve mucitler kitabını okurken bu metinle karşılaştım ve o anda bunu soruya dönüştürdüm. Şimdi bakalım olay neymiş? Thomas Newcomen tarafından icat edilen buhar makinesi daha çok madenlerde sızma yaparak biriken suları dışarı pompalamak ve yangın söndürmek için kullanılıyordu. James Watt, Newcomen'ın buhar makinesindeki kusurları tespit etti. Hem ısıtmanın hem de soğutmanın piston içinde gerçekleşmesi nedeniyle ısı, zaman ve yakıt kaybı oluyordu. 1770'te Watt aşırı buhar kaybının önüne geçmek için ayrı bir yoğunlaşma odası geliştirdi. Isı kaybını engellemek için ısı yalıtımını güçlendirdi. 1781 yılında ise buhar makinesinden elde edilen ileri geri hareketi dönme hareketine dönüştüren bir dişli takımı icat etti. Buna göre James Watt, Newcomen'ın buhar makinesini geliştirirken fiziğin hangi alt dalları kapsamında çalışma yapmıştır diye soruluyor. Şimdi hemen dikkat edelim. Bakın, Newcomen'ın makinesindeki eksiklikleri tespit ederken ısı kaybından bahsediliyor. Ayrıca buhar kaybının önüne geçmek için yeni bir yoğunlaşma odasından bahsediliyor. Dolayısıyla ısı, sıcaklık, hal değişimi, yoğunlaşma, buharlaşma kavramları tabii ki fiziğin termodinamik alt alanı içerisinde inceleniyor. Hemen devam edelim. Bakın, bir de buhar makinesinden elde edilen dönme hareketini oluşturan bir dişli takımından bahsediliyor. İleri geri hareketi dönme hareketine dönüştüren bir sistem tabii ki fiziğin mekanik alt dalı içerisinde incelenir. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. 1800 yılların sonlarında gerçekleştirilen fizik deneylerinden elde edilen verilere fizikçiler tarafından açıklık getirilememesi modern fizik çağının doğuşunda önemli bir dönüm noktasıdır. Modern fiziğin gelişim sürecinde ortaya çıkan relativite ve kuantum mekaniği gibi teorilerin sağladığı bakış açılarıyla çalışmalar derinleştikçe fiziğe ait yeni alt dallar ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıda verilen fiziğin alt dallarından hangisinin ortaya çıkışı diğerlerinden daha eskidir diye sorulmuş. Şimdi burada bir dönüm noktası var. O da metinde zaten verilmiş. İki tane kuram. Bunlardan biri Einstein'ın görelilik teorisi. Diğeri ise kuantum teorisi. Planck'ın başlattığı, öncülük yaptığı kuantum teorisi. Bu bir dönüm noktası ve 1900'lü yılların başlangıcına dayanıyor. Peki, burada 1900'lü yılların başlangıcında bu kuramlarla ortaya çıkan yeni fiziğe biz modern fizik diyoruz. Bundan daha önce geçerli olan fiziğe ise klasik fizik diyoruz. Şimdi klasik fizikte kullanılan alt dallar nelerdir denildiğinde bunlardan bir tanesi mekanik, diğeri
termodinamik. Bunların gelişimi çok daha öncelere dayanıyor. Bir tanesi elektromanyetizma. Elektromanyetizma. İşte bunlar klasik fiziğin alt dalları. Dolayısıyla gelişim süreci çok daha eskiye dayanıyor. Modern fizikle birlikte oluşan alt dallar arasındaysa katal fiziği, nükleer fizik, atom fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği var. Dolayısıyla elektromanyetizmanın çıkışı diğer dallardan çok daha önceye dayanıyor. Cevabımız A şıkkıdır.